Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar. Soy günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının da Filistin mesaisi hız kesmedi. Dün başkentte Türkmenistanlı mevkidaşını ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü. Ankara'daki buluşmaya iki liderin birbirlerine verdiği hediyeler damga vurdu. Merhaba asker. Gazze başta olmak üzere bölgemizin karşı karşıya kaldığı güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Gazze mesaisine ara vermedi. İsrail'in saldırıları Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüşmenin en önemli gündemi olurken ziyarete karşılıklı verilen hediyeler damga vurdu. Her iki cumhurbaşkanı da birbirine ülkelerinin emsali görülmemiş ırk köpeklerini armağan etti. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'deydi. İki lider baş başa görüştü. 13 anlaşmaya imza atıldı. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olan Türkmenistan'ı artık aile meclisimizde tam üye olarak görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşına dünya çapında da ünü olan Sivas'ın simgesi Kangal hediye ederken Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov da Erdoğan'a Türkmenistan'ın ulusal köpeği olarak bilinen yavru bir alabay getirmişti. İki liderin karşılıklı bu jesti aralarındaki sıcak ilişkinin bir yansıması olarak değerlendirildi. Erdoğan bugün de Gazze mesaisini İstanbul'da sürdürdü. Somali Cumhurbaşkanı'nı Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü. Gazze'de insanlık yol ayrımında dedi. Hamas terör örgütüdür diyen Rasmussen'e karşılık verdi. Biz de Filistin devletinin bir parçası olan devlet sisteminde bir siyasal parti olan Hamas'ı da terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine söyledik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gelen kurultayda divan başkanı ol teklifini kabul etti. Sürpriz hamle sonrası İmamoğlu'na değişim hareketinden geri adım atıp atmayacağı soruldu ve bakın ne yanıt verdi. Tabii ki divan başkanlığı çok kutsal bir sorumluluk ve vazife. Değişim çağrılarının fitilini ateşleyen isimdi. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda divan başkanı ol teklifini kabul etti. Bu süreci bana tevdi eden Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ederim. 4-5 Kasım'da yapılacak CHP kurultayı öncesi sürpriz hamleye imza attı CHP lideri. İmamoğlu'nu tarafsız bir koltuğa oturtmak istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı teklifi kabul etti ama geri adım atmadı. Sayın Genel Başkanım'la da konuştuğum 4 Haziran tarihinde ne ifade etmişsem bugün aynı kanaatlere sahip birisiyim. Bu konuda da Sayın Özgür Özel'le tariflediğimiz yol yürüyüş biçiminde de aynı noktadayım. Zaten kabul ederek beni bu göreve davet ediyorlar idi. Başkentte Kılıçdaroğlu'nun ardından diğer genel başkan adayı Özgür Özel'le de görüşüp fikir alışverişinde bulundu İmamoğlu. Özel CHP liderinin divan başkanlığı teklifini değerlendirirken eleştirilerini de sürdürdü. Yönetimin yaz boyu yaptıklarını temize çekmez dedi. Değişime karşı olan arkadaşlar Ekrem Bey divan başkanı olsun anlaşalım diyorlarsa bu hem Ekrem Bey'in şahsına duyulan güveni hem de değişimin gücünü gösterir. Bundan memnun oluruz, memnuniyet ifade ederiz. Dilan Engin Polat çiftine yönelik operasyonda kıskaç artık daralıyor. Dün aileye ait 15 iş yerinde arama yapılmış. Evraklara, cep telefonlarına el konulmuştu. Mali şube bugün de Engin Polat'ın babasının evindeydi ve arama saatlerce sürdü. Bende olan yok sende, kalite gör sayemde. Operasyon gece saatlerine kadar sürdü. Klasörlere, bilgisayarlara, cep telefonlarına el konuldu. Ama Dilan Engin Polat çiftinden bugün de çıt çıkmadı. Para ne harcıyoruz durduk yere? Para durduk yere mi harcanır Engin? Mali şube dün sabah harekete geçmiş, Polat ailesine ait 15 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Ya alo Engin. Efendim aşkım. Ya bana şarkı. Saatler süren aramalarda deliller tek tek toplandı. Kolilere, poşetlere konup incelenmek üzere savcılığa götürüldü. Komple alın, komple o konumda ne varsa komple alın orayı, tamam. Mali Şube Polisi bugün yine mesaideydi. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın evinde arama yapıldı. Dijital materyallere el kondu. Çifte ait bir şirket bünyesindeki 22.372.000 liraya da el konulduğu iddia edildi. Normalde Ataşehir'de bulunan bu güzellik merkezinde yoğunluk yaşanırdı. Ancak operasyondan sonra burada sessizlik hakim. Dün Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun evinde de arama yapıldığı ortaya çıktı. Milyonluk lüks jipi evin önündeydi. Şov Haber onun da kapısını çaldı. Ama kapı açılmadı. Oğlum o benim 3 milyonluk spor arabaya kuş pislemiş. Sosyal medya ise yine Polat çiftinin lüks araçlarını konuşuyor. Araçların EP, EDP, DP gibi çiftin isimlerinin baş harflerini taşıyan özel plakaları tartışma yarattı. Onu götür bir garibana ver. Bana da o üstü açıklardan bir tane al. Polatların derin sessizliği sürüyor. Aileden baskınlara ilişkin hiçbir açıklama gelmedi. Aydın'daki KYK yurdunda kalan Zeren Ertaş feci asansör kazasında hayatını kaybetmişti. 22 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlanırken yurdun dört bir yanındaki öğrenciler protesto gösterileri düzenledi. O yüzünü örtmüşler. Sinop'ta, Çanakkale'de, Bursa'da, Nevşehir'de, Türkiye'nin dört köşesinde aynı sesler yankılandı. Aydın'daki KYK yurdunda 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın asansör kazası sonucu ölümünün ardından öğrenciler ayaklandı. Çok uyardık fakat bir türlü bu asansör yapılmadı. Bursa'daki kadın müdür arbedenin ortasında kaldı. Sinop'taki yöneticinin savunması inanılmazdı. Korkuyor musun? Çakılacağını düşünüyorsun. Ne demek binme ya? Hayda! Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ise tam tersini yaptı. Öğrenciler için yolları açtırdı. Yurtlarına gidebilmeleri için de çevik kuvvet otobüsleri ardı ardına geliyor. Zeren Ertaş ise bugün İstanbul'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Gözaltına alınan asansör firmasının yetkilisi ise adliyeye sevk edildi. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru adım adım ilerlediğimiz şu günlerde hadsiz, hain bir saldırgan Türk bayrağına el uzattı. İstanbul'da metroda bayrakları yırttı, üzerine bastı. Tesadüfen orada olan bir sivil polis bakın nasıl müdahale etti. Cumhuriyetin 100. yılında hainler listesine adını yazdırdı. Metroda Türk bayraklarını yırtıp yere attı, üstüne bastı. Tesadüfen yolcular arasında olan bir sivil polis o çirkin saldırıyı görür görmez müdahale etti. Dur diyorum, dur. Ulan bunlar polis değil. Oğlum polisim. Oğlum dur dur. Hayır. Gazi Osman Paşa'da Atatürk fotoğraflarıyla bayraklarla donatılan metro istasyonunda ortaya çıkan o hain haddini sınırını böyle aştı. Polis memuru koşarak geldi. Bayrağa uzanan o ellere kelepçe taktı. Bir dur! Şu kelepçeyi çöz! Kelepçe bir yere sıkıyor. Elini ver! Elini ver! Bir polis, bir polisi Allah razı için. Bir polisi alın. Bir tane Müslüman yok. Alın. Sus. Sus. Allah razı için. Bunlara bakın. Bunlar polis mi? Kimdir bunlar? Bana bir yardım edin. Lan birisi. Polise uzun süre direndi. O bayrak uğruna can vermeye hazır takviye ekipler özel hareket eşliğinde geldi. Hadsiz saldırgan Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından tutuklandığı cezaevine gönderildi. Her seferinde hem ekrana getiriyor hem de uyarıyoruz ama yine istenmeyen oldu. 28 yaşındaki İran asıllı hamile kadın kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Göç idaresinden arıyoruz diyen sahtekarlar Taksim bombacısının sizin evinizde kaldığını tespit ettik. Yalanıyla evdeki tüm altınları alıp gitti. Ben bunu niye yaptım ya? Zaten onlar da benim çocuğum rızkıydı abla. Kasarya toplanmıştım. Şu anda sıfırız yani. Ya. Her şeyimiz gitmiş. Ekmek paramıza dahi yoktu ya. 11 bilezik, 2 çift küpe, 4 altın, bir de kolye ucu. Onlar için yılların emeğiydi. Bir anda ellerinden uçup gitti. 150 bin dolarlık bir altınımız var. Eşim o altınlar yani İran'da halı doğdu. Peynir yedi sadece. Peynir yiyerek yani o parayı kazandı. 28 yaşındaki Ferahnaz Abdullahi Tamer karnı burnunda hamileydi. Bundan 15 gün önce dolandırıcılar onu cep telefonundan aradı. Biz Kocaeli idareden arıyor. TC'mi okurdu, annem babam ismini söyledi. Taksim bombacılarının sizin evinizde kaldığını tespit ettik. Elinizde avucunuzda ne kadar altın varsa hemen yakındaki parka getirin dedi. Bu resmi göndermiş. Bunlar senin evinde misafir kalmış, sen bunları beslemişsin. Bunlar sana bir sürü altın, dolar, sahte pasaport vermiş. Benim teröristlerle alakam yok dese de dolandırıcılar seni temize çekeceğiz yalanıyla İran asıllı kadını kandırdı. Bu altınları bize vereceğim, biz götürecek parmağın izi alacağım. Sonra sana getireceğim. Ferahnaz Hanım altınları parka götürdü. Karşısındakilerin polis olmadığını anladı ama... Çok geçti. Hamilem, çok ağırım, koşamıyorum. Benim arkamda saldırdı, hemen poşete aldı, kaçtı gitti. Dolandırıcılar 3 yaşındaki Nisan'ın kulağındaki altın küpelere bile göz dikmişlerdi. Ferahnaz Hanım çocuğunun kulağındaki küpeleri çıkartarak onları bile dolandırıcılara teslim etti. Kızım her gün ağlıyordu, küpem nerede, niye getirmiyorlar. Ona sahte bir küpe aldım, taktım. Ancak yaşadığı stres, korku ve üzüntü yüzünden erken doğum yapmak zorunda kaldı ve Umutcan bebek de dünyaya geldi. Çocuğum doğru düzgün emzemiyorum, gece yatamıyorum. Mamadan besliyorum, mamadan gün alıyorum, öbür gün alamıyorum, gücüm yetmiyor. İstanbul Esenyurt'ta bir site iddiaya göre eski yönetim faturaları ödemeyince elektriksiz kaldı. Kabile hayatı yaşıyoruz diyen daire sakinleri isyan bayrağını açtı. 3 gün oldu elektrik yok. Burada 3 gündür hayat gerçekten yok. Kabile hayatı yaşıyoruz. Rezil olduk. Mahremiyet bölgesi şu anda. 3 gün 3 gece geçti. İddiaya göre borç yüzünden kesilen elektrikleri gelmedi. Sabır taşı çatlayan site sakinleri isyan etti. Herkes perişan. Yani hayat durmuş anlayacağın. Yine muhatap bulacak kimse yok. Burası Esenyurt'ta bir site. Sitenin elektriği 3 gün önce kesildi. Nedeni ise iddiaya göre eski yönetimin borçları ödememesiydi. 1.750.000 liralarda 1.800.000 lira bir borç var. Daha önce toplanan paralar da gitmiş. Biz verdiğimiz paraya bakarız, verdiğimiz aidatlara bakarız, alacağımız hizmete bakarız. Buranın derdi bitmedi. Yani hep yalan dolan. Yaklaşık bir hafta önce site yönetimi değişti ancak gelen yeni yönetimde site sakinlerinden para talep etti. Benim bildiğim kadarıyla 1.000 lira daire başı kablo için para alacakmış. Ekstra kablo döşene çünkü kablolar kaldırmıyor burayı. Gelen yönetim parayı alıyor gidiyor, alıyor gidiyor. Paramıza mağdur oluyoruz ya. Tamam da geçmiş nerede kaldı? Nerede bu paralar? Sorunlar çözüleceğine kar topu gibi büyüdü. Hayatları cehenneme döndü. Elektrik kesilince su da mı geliyor? Su da gelmiyor. Doğalgaz da yok. Su taşıyoruz 8. kata. Akrabalara ziyarete gidiyoruz. Olmayan otellere gidiyor. Bozuldu. Ürünlerim hepsi bozuldu. Şu 3 gün içerisinde 100.000 lira zararım var. Elektrik olmadığı için asansörler de çalışmıyor. İşte bu sitede yaşayanlar günlerdir 10 kat 20 kat yürüyüp evlerine çıkmak zorunda kalıyor. Fenerlenip fenerli çıkıyoruz. Ben 13. katta oturuyorum. Buyurun bakın. 17. katta oturuyorum kızım. Ne yapayım ya? Çıkmıyorum. Gidiyorum akrabalarıma. Yani çok acil bir durum olmadığı sürece inmiyoruz. Abi bizim talebimiz vatandaş olarak... Son 5 yıldır uyuz vakalarında artış yaşanıyor efendim ama bu yıl durum daha ciddi. Uzmanlara göre bulaşıcı hastalık artık salgın sınırında. Sık tokalaşanlar, mağazalarda kıyafet üstüne kıyafet deneyenler özellikle risk altında. Türkiye'de uyuz salgını başlamış. Sırtım, karnım, şu göğüs kısmım filan her taraf kaşınıyor. Biliyorum yavrum. Daha önce de vardı, kışın da vardı. Hastaların sayısı son dönemlerde artış göstermekte. Uyuz vakaları tüm dünyada arttı. Türkiye'de alarmda. Uyuz böceği bilimsel olarak da Sarcoptes scabiei hominis olarak adlandırılan akarın cildimize yerleşmesi ve kaşıntılı, döküntülü bir hastalık oluşturması nedeniyle gelişiyor. Şimdi tedirgin oldum ben. Okula giden çocuğumuz var çünkü. Adını duymak bile kaşındırıyor. Kremlere, ilaçlara direnç gösteriyor. Aman dikkat! Türkiye'de uyuz salgını başladı. Vakalar %30 arttı. Ben doktora bile gittim. Yok dedi, alerji dedi, uyuz değil dedi. Katlantı bölgeleri dediğimiz el parmak araları yaraları, el bilekleri, koltuk altı, kasık bölgelerini tutan kaşıntıda şikayeti olanlarda mutlaka düşünülmesi ve bir dermatoloji uzmanına başvurmasını önermekteyiz. Hızla bulaşan bir hastalık uyuz son 5 yıldır katlanarak yayılıyor. Tedavisi uzun ve meşakkatli. İlaca, losyona bana mısın demiyor. Ne kadar temiz de olsan bir yerden de bulaşabiliyor. İstanbul oldukça kalabalık. Giderek de çoğalıyoruz. Bu kalabalıkta normal tabii ki. Bu tedaviye uyum sağlanmaması ya da aile tedavisinin uygulanmaması salgının artmasına neden oluyor. En çok da toplu yaşam alanlarında bulaşıyor. Bu yüzden de kalabalık bir risk, ama dikkat etmemiz gereken başka şeyler de var. Bu akarı vücudunda taşıyan kişilerle 10 dakikayı aşan sık ve tekrarlayan temas yoluyla oluyor. Sık tokalaşmaktan, mağazalarda farklı kıyafetleri denemekten ya da temizliğinden emin olmadığımız yerlerde kalmaktan kaçınmalıyız. İstanbul Balat'ta sivil trafik ekipleri drone destekli denetim yaptı. Bazıları kırmızı ışığı fark etmediğini, bazıları bile geçtiğini söyledi. Kural ihlaline bahaneler sıralayan sürücüler cezadan kurtulamadı. Kırmızı ışıktan geçtiğinizi drone'dan tespit ettik. Ceza işlemi uygulayacağız. İlk kez ceza alıyorum da hiç cezam yok. İlk kez yaptım. Siftah. Dediğine göre hayatında bir ilki yaşadı. Yaptığı kural ihlali drone'lu denetimden kaçmadı. Aldım cezayı. Yalnız helal olsun, bu büyük aracı da kullanıyorsunuz. Balat'tayız. Kırmızı ışık ihlallerine yönelik drone destekli şu anda sivil trafik polisleri denetim yapıyor. Kimi fark edemediğini söyledi, kimi acelem vardı dedi. Bahaneler farklı olsa da ihlal de cezada aynıydı. Geçtiğim anda muhtemelen kırmızıya döndüm. Dikkat etmedim, fark etmedim. Ne gerekiyorsa yapılacak, diyecek bir şey yok. Bir yere yetmeye çalışıyordum o yüzden. Neden kırmızı ışıkla geçtiniz acaba? Yeşil yanlarını gördüm ama bizim hatamız, yapacak bir şey. Kırmızı ışıkta geçenler 951 lira ceza ödeyecek, ama eğer 2 hafta içerisinde bu cezayı öderlerse miktar 713 lira 25 kuruşa kadar düşecek. 15 gün içinde ödeyince daha az oluyor, biliyorum. Evet, yanlış yaptım, çok üzgünüm. Efendim, faizler tırmanışa geçti. Bankalar müşterilerine tek tek mesaj atmaya başladı. Kredi kartından nakit çeken de borcunu geciktiren de 1 Kasım'dan itibaren ciddi faizlerle karşı karşıya kalacak. İşte yeni oranlar. Her şeyde faiz artıyor, ne diyelim. Bizi zorluyor, Türk milletini zorluyor. Yapacak bir şey yok. Kredi kartından nakit çeken, borcunu geciktiren yandı. Çünkü faizler uçtu. Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırınca üst limitlerde yükseldi. Bankalarsa müşterilerine hemen mesaj atmaya başladı. Ek hesap akdi aylık faiz oranı 4,42'ye, gecikme faizi oranı ise 4,72'ye fırladı. Zaten ödeyemiyor insan. 2'de de ödeyemedi, 2.15'te de ödeyemedi, 3.11'de de ödeyemedi. Şimdi 4'ün üstünde. Kesinlikle ödemede büyük zorluk çekecekler. Faizin yükselmesi kredi kartı nakit çekim avansına da yansıyacak. Faiz oranı %4,02'den %4,47'ye çıkacak. Kredi kartı gecikme faizi de %4'ü geçecek. Kredi kartı faizlerinin %4'ü geçmesiyle birlikte örneğin 10 bin liralık borcu olan bir kişi borcunu ödeyemedi. Ödemediğinde bir sonraki ay neredeyse 500 lira daha faiz ödeyecek. Cırt cırt, ondan sonra cırt gidiyorsun. Herkesin harcamaları şu an kredi kartıyla oluyor ve herkesten duyduğumuz yatırayım bir miktarını, kredi kartım açılsın ondan sonra harcamamı yapayım gibi sözler çok duymaya başladık. Yeni faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Özellikle Sultan Gazi ve Gazi Osman Paşa'da pek çok suça karışan Zaza Doğan çetesi için düğmeye basıldı. 4 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise milletimizin huzurunu bozanların ensesindeyiz mesajı verdi. Cinayet, yaralama, tehdit, işkence, şantaj, zehir ticareti. Haklarında sayısız suçlama vardı. Emniyet Zaza Doğan suç örgütü için 4 ilde düğmeye bastı. Sultan Gazi ve Gazipaşa bölgesinde Zaza Doğan lakaplı suç örgütü lideri özellikle esnaftan zorla para almaya çalışıyordu. Ayrıca çek senet tahsilatı yapıyordu. Yine onlara karşı gelen kişileri de kaçırıp sözde mahkemelerde yargılayıp cezalandırıyorlardı. Bu şekilde 6 iş yerinde kurşunladılar. Doğan Aykut'un yönettiği çete iddiaya göre 2 cinayete, 3 de silahlı yaralama olayına karışmış, kaçırdığı bazı kişilere de işkence yapmıştı. Organize şube ekipleri Zaza Doğan çetesini takip aldı. 4 ilde yapılan operasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 tabanca, 1 kiloda uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bursa'dan çetelerle mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi. Çetelerle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede, bütün asayiş suçlarında her birinde bir kararlılığımız var. Biz milletimizin huzurunu kim bozuyorsa enselerindeyiz, onların nefeslerini kesiyoruz. Şovman Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.